Efendim hepinize merhabalar. Tekrardan The Crew 2'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle altımızda gördüğünüz Challenger Hellcat'imiz var. Onunla birlikte efendim takılacağız etrafta. Önceki videoda sözünü verdiğim olayı tutacağım, gerçekleştireceğim. Ama sizden ricam, efendim bu videoyu çekmek için iyi bir maliyet girdi oturma organımıza. Sizlerden ricamız bunu like'la, yorumlarla falan böyle teselli etmeniz. Olmadı reklamlara tıklarsanız falan sevinirim. Bu ay var ya yemin ediyorum bir iyi girdi, iyi girdi gerçekten. Sırf içerik diye Dying Light'tı, Horizon'dı, şeydi, bu arabaya modifiye parçasıydı filan derken çok kötü şeyler yaşadık, neyse. Anlaşılan o ki bu ay bir yere gitmiyoruz. Oturun, full içerik geliyor. Siz like atın efendim, gerisi bizde, içerikler bizde. Şimdi şu modifiyeyi alalım. Son bir günüm, iki günüm ne kalmış zaten. Kaçırmayayım aradan, bir hızlı bir şekilde çekelim dedim efendim. Güzel parçaları var. CC aldık, kendi CC'miz yetmiyordu maalesef. Oyunun vereceği ödül CC'ler zaten hızlı bir şekilde bu gittiği için almak gerekiyordu CC'yi. Güzel bir para yatırdık oyuna, Allah belasını vermesin. Bundle'ı bir alalım artık. Alalım bakalım. Hayırlı olsun. Yee, bunu da fullledik. Yee. Evet efendim, geldi mi arabacığımız? Şöyle güzel bir şekilde. Modifiyesi de adam. Aa, dur. Yap bakayım onu. Of. El hareketlere bak. Bir janta sadece hoşuma gitmedi. Ama şu Golden Library'si falan bayağı güzel. İçeride mi göstereyim? Cevoir mı? He tamam, benim yaptığım skor bir an kafa gitti. Efendim iç kısmı normal bir şekilde, modifiyesi falan yok. Güzel bir Hellcat'imiz oldu. Kendisi tabi bizde vardı, önceki videoda almıştık. Bu library'i de alalım falan diye düşünürken bir sonraki içeriye niye öyle bir hıyarlık yaptım bilmiyorum, söz verdim. Yaptığımız sözü de tutmadan olmazdı. Şöyle artık altın Hellcat'imiz var. Artık altın cat bu. Altın cat ne lan, ödül töreni gibi. Dur bekle şimdi bu kartlara falan bakalım. Neyimiz varmış, performans. Altın falan hiç kalmadı mı lan? Allah bela vermesin. Yine popülerlik üzerine falan vermişiz. Aa sen ne güzel gelmişsin öyle. Ama süspansiyona denk gelmiş. Hayret. Saçma salak, o kadar arabaya dağıtınıyor tabii kartları. Kaldık böyle hıyar gibi. Of yeğenim, sen de ne kadar güzelsin öyle. Ha bunun üzerine bir de library var. Yok artık eniştesinin nikahı. Göze falan yok, gerek yok. Teşekkürler. Değişik library. Ona para verip bunu almak biraz hıyarlık gibi olur açıkçası. Oo. Dur bakayım. Siyahı nasıl gitti? Siyahsız mı? Ya siyah at. Böyle biraz oyuncak gibi olduğu için siyah filan biraz görsel iyi gidiyor. Filmli cama film mi çekmişsiniz siz? Bu arkadaşı biz alalım. 3500 verdik oradan. Tamam, para konusunda sıkıntımız yok zaten. Para kasmıştık. Şöyle hızlı öfkeli modifiyesi filan. Bu modifiyeler yine iyi. Yok bunları yapmaya gerek yok. Şöyle diğerlerine bakalım yine de. Tamamdır. Bu arada iyi yapmışlar. Vallahi helal olsun. Hoşuma gitti. Bu güzel, tamam. Color'ı filan. Oyunun verdiği güzel bir renk efendim. Şöyle standartlarına bakalım yine. Tamam ya, o renkte yaptırıp şimdi başka renge geçmeyelim. O sarı bu arada hoşuma gitti, aklımda olur, neyse. Şimdi hood'u nasılmış bunun? Dur bakayım. Gideri var. Bunda bayağı... Oo dur bakayım. Yok karbon hood. Bana gelmiyor be. Şimdi bu ekiplenmiş. Yani alınmış daha doğrusu. Bu satın alınmış, yapılmamış. Bu yapılmış, dahil edilmiş. Ha. Dur bakayım. Sanki... Aa bu da iyiymiş lan. Yok yok, bunu bir alalım. Bunu bir alalım, tamam. Front bumper nasılmış? Dur bakayım. Üçüncü seçenek seçili. O kırmızı falan da iyi gitmiş yanınıza. Bakayım. Ya bunun da gideri vardı. Yok be. Geçelim onu. 8 nasıl? 8'de farlar biraz daha böyle aşağı doğru eğilmiş. Yani 8'in de gideri vardı. Yok be hocam. 8 pek benlik değil. 3 güzel gibi duruyor. Bakayım. Aa bir dakika, 4 daha iyi. Şunu yapalım mı? Yok yok, 4 iyidir. 4'e bakayım. Tamam 4 iyi. 4'ü bir seçelim şuradan. Şuradan front fender nasılmış? Tabii ki bunu değiştirmek olmaz. Kendime uçan tekme atarım. Jantları değiştirmeye gerek yok bence. Orijinal jant güzel duruyor. Diğerlerini de göstermeye gerek var mı? 82 tane. Şimdi kim geçecek oradan? Geçecek gerek yok. Şöyle bunu sarımtırak yapsak sırıtacak. O yüzden şu altın renginde yapmaya çalışalım. Onu nasıl yapacağız? Güzel bir soru. Bu soru için Cevahir Bey'i tebrik ediyoruz. Tamam bu şekilde olsun. En azından sırıtmaz. Şöyle... Aynayı siyah yapsak daha iyi olabilir. Daha doğrusu karbon. Çünkü biraz devam olunca benim hoşuma gitmiyor. Keşke burası biraz daha uzun olsaymış. Çok göze battı orası. Bunu yine değiştirmiyoruz. Değiştirelim, bıçaklarlar. Şimdi bakalım spoiler olarak. Sanki spoiler olarak şöyle bir şey. He? Olmaz mı? Ya bu spoilerlar da iyi de. Bilmiyorum hani bazı arabalar da hoşuma gidiyordu. Bu araba da benim hoşuma gitmedi ya. İlla ki şimdi kızacak arkadaşlar falan da olabilir de. Kişisel zevk meselesi efendim. Ben şu 6'yı alayım. Biraz oyuncak gibi durdu ama olmadı. Değiştiririz, sıkıntı yok. Şimdi rear bumper'a bakalım. Bunun kırmızı devamı var mı? Oo, farlar fena oldu yalnız. Dur bakayım. Şimdi bu satın alınmış, bu var. Ha, oğlum ne oluyor lan? Şu tek far hali de iyi ya, şu devam olarak ismini unuttum şimdi. Devamı olarak yok, onu geç. Kırmızı, bak kırmızı altta devam ediyor. Oo, oğlum bu ne?
Buna kırmızıyı getir, al götür bizi. Yapmayacağım mı onu? Yap be. Şu kırmızıyı orada da devam ettir be. Yapmayacağım mı? Ayıp ediyorsun ama. Şimdi 10 mu? 11 mi? 12 mi efendim? Ya 12 de güzel de 11 de baya güzel ya. 11'i alalım alalım. 11'in baya güzeli var. Olmadı onu da değiştiriyoruz olan. Sıkıntı yok. Geleni geçeni değiştiriyoruz zaten. Şimdi yine sarımtırak yapacağız burayı ama şöyle bir sarımtırak yapacağız. Evet, dikişler filan sarı olacak. Gayet güzel. İçerisi yok, bu şekilde olsun. Ön tarafı nasıl değiştirebiliriz? Siyah yapalım. Şimdi beyaz çok göze batıyor. Gerçi metalik bu. Şöyle olsun. 2805'te oradan girdi. Gayet güzel. Geçmiş olsun. Şimdi Vanity'ye bakalım. Jean çok göze batıyor be. Bunu geç. Bunları geç. Geç geç geç. Dur bakayım şu nasıl? O kadar dibine girme hayvan. Bu jant iyi de çok fazla ışıklı değil mi ya? Ama baya güzel durdu lan. Şu taksiyi bir alalım. Olmadı, değiştiririz. Evet, çok fazla kullanmaya başladım, kendimi öldüreceğim. Efendim o jant bir kalsın. Tabii ki bunu yani para verip aldık. Bedava mı sandım, para verip aldım. Bu böyle ne bileyim Çin restoranının şeylerini, fişlerini falan dağıtmaya gerek yok. Bizim sarımızı bir alalım. Oradan Underglove, tabii ki de bunu değiştirmek olmaz. Şöyle sonunda adam gibi filmimiz geldi. Satın aldığımız filmlerden birisi, aslında gerek de yoktu. Korna tabii ki hepinizin bileceği üzere. Son olarak rooftop'a bir şey atmaya gerek var mı? Şöyle polis hero olalım mı? Aslında polis falan iyi oldu da. Görevlerde falan kullanacaksak iyi olabilir. Evet, bunu sevgililer gününe çıkartırız ortaya. Yılbaşı falan geçti zaten. Evet efendim, arabamız bu şekilde. Hafif, ne oluyor lan? Hafif Fortnite kafasında bir şey oldu ama. Oo, ne oluyor lan? Neyin kafasıydı lan o? Dur bakayım. Jant nasıl gitmiş? He, jantı belki değiştirebiliriz. Arabamız kalıplı, gayet güzel. Şöyle livery'si de falan iyi oldu. Şöyle göstereyim. Bak 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 bak. Gayet güzel ya. Tam şey gibi. Şu an Dubai'liler gibiyim efendim. Ben Crow here. Arap here. Arap here zaten yani. Antakyalı olarak bunu demeye gerçek gerek yok ama. Ama farklılık gösteriyor şimdi. Her Arap da aynı değil efendim. Lütfen. Bizim köken olarak var. Tam öyle değil. Karışık. Antakya'da veya Hatay'da oturanları bilecektir zaten. Veya bizim o bölgelerde, Akdeniz'in o bölgelerinde oturanlar filan. Genel olarak bizim böyle köken karmaşıklığı var. Antakya tam medeniyetler başkenti gibi ya. Tamam, biliyorum o isim herkes için, o tabir gerçi diyelim. Her il ilçe için kullanılıyor olabilir efendim. Ama Antakya gerçekten onlardan bir tanesi. Her dinden, her görüşten insan var. Şimdi bir içeriden sürelim. Antakya reklamı yaptığımıza göre. Gastronomi başkenti Hatay'ımıza bekliyoruz. Bazı soru arkadaşlar oluyor efendim. Ben Hatay'da oturmuyorum. Muğla'da oturuyorum. 2006'da filan taşındık biz. Ama tabii ki fırsat buldukça filan geri dönüyorum memlekete. Tatillerde filan. Şimdi arabaya geri dönelim lütfen. Burada helketimiz var. Ne konuşuyorsun? Yavaş aslanım. Bas bakayım. Of 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 of. Rampa 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 rampa. Hadi bakayım aslanım. Bizim olmadı. Tuz Gölü'ne de gideriz bu arada. Rampayı geçtik mi lan? Ha, burada tamam. Hop! Ama bunu altın kart giderdi ya. Şimdi böyle olmadı. Hamit altın kart olurduk, ne güzel. Evet. Ne kadar güzel espriler onlar. Şuradan Tuz Gölü'ne gidelim efendim, bu yolun sonunda. Arabayı az biraz açtık, kendine getirdik. Motor aldıktan sonra öyle bir muhabbet var ya. Motoru açman lazım yeğenim. Biz düz yolda böyle. Yavaş, tamam. Şimdi bizim klasik arabaları aldıktan sonra test ettiğimiz yere gidebiliriz. Şöyle, kesinlikle Dodge ürün yerleştirmesi değil efendim bu. Ya şu ekran geçişleri falan çok güzel ya, yükleme ekranları falan çok hızlı. Tabi onun bir şeyi var, temeli mantığı var da. Hey aslanım benim, gördünüz mü? Öteki tarafa giden Civo'yu. Oo, bu arada farlar var ya, böyle kızgın kızgın bakıyor gibi değil mi? Ne güzel uçmuşum ben öyle. O Gemera değil mi lan? Ben Gemera ile test ederken, hatta videonun başında da vardı. Evet, büyük ihtimal Gemera, aynen. Gemera ile öyle uçmuştum. Konuşamıyorum. Şimdi fotoğrafı falan boş ver. Arabayı bir test edelim bakalım nasıl gidiyor. Yola bir bakalım. Hayır tamam, genel olarak boş alan da nerede bitiyor? Şuraya doğru bir kıralım. Burası daha uzunmuş gibime geldi. Hocam biraz hızlandıktan sonra NOS'u vereceğiz, nitroyu vereceğiz. Haydi. 350'yi göreceğim mi? Göreceğin gibi, evet, gayet rahat gidiyorsun 8. viteste. Gayet iyisin, mükemmel misin, nesin sen? Oo, 350 falan, özür dilerim. Ama biraz hızlı olursak sanki yol bitiyor gibi ama. 360, evet. Orada yol bitiyor. Hayır 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 hayır. Ya biraz yavaşladık, evet. Sanki 386'da böyle biraz. Evet, öldü gibi. Ooo! Tam yerinde bitirdik, dur. Orada bitirmeyeceğiz, bir dakika. Şuraya bakalım şimdi efendim. Şuraya gideceğiz. Heh, waypoint'i de oraya verelim. Buradan da şu kısma doğru geleceğiz. O velodromumsu yere doğru gideceğiz. En son uçuşta kalmıştık, devam edelim. Tamam, Allah kabul etsin, evet. Şimdi şu yere bir ışınlanalım, oradan bir karşıyı yardıralım. Evet, işaretlememizi de yaptıysak yavaştan başlayalım.
Şimdi önce nitrosuz gidiyoruz, klasik. Hadi bir şekilde yardıralım. Bu arada efendim oyundaki hız ortalamaları filan genel olarak kuru biraz daha Forza'ya nazaran arcade'imse kaçtığı için gerçekçi olmayabiliyor. O yüzden hani gördüğü top speedler filan farklılık gösterebilir tabii ki. Ya biliyorsunuzdur yani benden daha iyi. Sevgili kuru veya Forza oynayanlar veya izleyenler. Haydi bakalım yardır oradan. Bayağı vaktimiz var. Oradan bir 7 kilometremiz var ama 7 kilometre de yoldan dolanırsan 7 kilometre daha az var şu an. Neyse dur yapacağız biz bunu. En uzak yeri işaretledim umarım yapacağız. Hava bir anda ne oldu lan? Bu arada sizde şey oluyor mu ya? Forza'da fotoğraf moduna geçtikten sonra şey oluyor. Hava değişiyor birden. Kendi kendine. Sabit olmasına rağmen bu arada hareketli kamerada falan da değil. Anlayamadım bir türlü onu ya. Neyse bu konuyu da konuştuktan sonra 362'de tıkandı bu arada. 86. 86 top speed herhalde burada. Gerçi bu şey. Sokak yarışı arabaların top speed'i mi bu kadar oluyordu? Olabilir şu an net kafamda bir şey oluşmadı emin değilim. Tamam efendim 86 top speed'iymiş. Tabi birisinin havasına girerseniz filan daha hızlı olacaktır diye düşünüyorum. Normal olarak yani mantıken de. Arabamız kendi başına gayet ama güzel bir hız speed'ini evet. Hız limitini aştı güzel bir hıza ulaştı. Evet ama şu altın ne kadar güzel gel. Şöyle arkadan ne bileyim bir şu dumanı filan yakalayın. Altın gününe götürürüz. Yanına da bir kısır oh. Tamamdır güzel. Şimdi şuradan diyorum ki bir tane yarış patlatalım. İnsan bir gaza geliyor. Haydi bakayım Las Vegas'tan çıkıyoruz efendim yardırıyoruz. Go! Haydi görüşürüz güle güle. Ready for the US Speed Tour West Special Number 5, Las Vegas, Nevada. Discover the strip, casinos, lights. Tamam. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. Fuck. Tamam şu an iyiyiz. Ya araba dönerken ben de salınır böyle Cobra Joe olduk. Yavaş. Cobra Joe yakında Atman TV'de. Oo. Kaç yıldır yaptığımız yarışı bir de buraya getirmişler. İlk gruba girdiğimizde falan oynadığımız yarışlardan bir tanesi yanlış hatırlamıyorsam. Semih'le Mevcihan'la falan oynardık bu yarışı. Yapıyorduk daha doğrusu. Hop şöyle bir yardıralım. Şöyle bir gittik miydi? Efendim bu arada Semih demişken şeref yoksunu Semih'i de bir analım. Kendisinin kanalı açıklama kısmında yoktur da kartlarda falan koyacağım umarım unutmazsam. Unutursanız Semih yazın. İyisini sadece Y yapın efendim. Araştırın ilk defa duyduysanız kanalın ismini olabilir. Yeni arkadaşlarımız falan geliyor çünkü. Kendisine bir destekte bulunursanız kanal olarak böyle videoları teşvik etmek, böyle videoları çekmesine teşvikte bulunursanız seviniriz. Çünkü YouTube'un bildirim, öneri, olayları falan bana olduğu gibi Semih'e de oluyor. Semih'i daha fazla etkiliyor. Hani Semih'in kanalı biraz daha küçük bir kitleye sahip olduğu için. Küçük esnafı çok fazla etkiliyor. Aynı pandemi sürecinde olduğu gibi. Bana destekte bulunursanız hani yorum, like olarak filan. Semih'i de böyle teşvikte bulunmuş olursunuz bu içerikleri çekmesine filan tekrardan. Kendisi yapmak istiyor da çünkü YouTube videosu, video attıkça şey yapıyor. YouTube itik yapıyor. Bir paradoksa girmiş durumda. Semih video atıyor, YouTube itik atıyor. YouTube itik yapıyor, Semih video atıyor. Cümlelere karışmış olabilir evet. Ama umarım bu işin içerisine çıkacak bir şekilde. O paradoksa atlatacak. Tabi desteklerinizle birlikte. Hop yavaş. Hop yavaş. Kendisiyle kararlaştırdık zaten hani böyle GTA içeriklerini filan seviyor benim gibi o da. Şey de yapmak istiyor hani araba içeriklerinin temelinde olduğu bir kanal diyelim daha doğrusu. Öyle bir şey oluşturmak istiyor. Ya yapmaya başladı gibi tam oturtamadı. Onu bir oturtursa onun açısından daha da iyi olacak diye düşünüyorum. Hop şöyle bir. Çünkü yaş geçtikçe efendim kişisel olarak böyle insanların zevk anlayışları veya sevdiği oyunlar filan da değişebiliyor. Semih de benim kafada böyle yarış oyunlarını seviyordu. Daha fazla odaklanmaya başladı. Kanalın temasını ona yoğunlaştırıp yanında işte GTA'sı G modu da filan böyle ekstradan dahil etmeyi istiyor. Hani sevmediği bir şey yapmak istemiyor. O yüzden siz de algoritma konusunda destekte bulmak isterseniz seviniriz. Tamam. Arabaya geri dönebiliriz. Bu araba nedir ya? Şöyle biraz dışarıdan sürelim. Annem! Motorlu gayiban! Kendi kendine kapışıyor orada yağmurlu havada. Boynun hava sistemi filan mükemmel ya. Bir anda iklim değişiyor. Hani eyaletten veya başka şehirden şehire geçmeyince filan bile. Bir anda böyle ne yapayım lan kar yağsa mı filan diyor. 2 saniye içerisinde kar yağmış oluyor. Ama güzel oyun ya ben seviyorum. Yani sevmeyen dostumuz çok. Ama yani benim o kadar saatim var. Daha önce de belirttiğim gibi. Oynadıkça oynayasım geliyor ya. Bir de şu Live Summit olayları filan artış gösterince... Şu season motor flix olayları, motor pes aynen, motor pes falan gelince insanın böyle bir şeyi oluyor. Rekabetçi havaya girip oynayası geliyor. Tabi ben o kadar rekabet seven bir insan değilim açıkçası. Arkadaşlarla falan kapışmayı seviyorum sadece kendi aramızda.
Hani Semih 3-5 gün benden habersiz kurva girsin ki yapıyor şerefsiz. Bilenip kendim giriyorum ondan habersiz. Bana yapılan yamuğu asla unutmam. Topuklarına sıkarım. Tamam, evet. Efendim arabi puanınız kaç? Öncelikle bir alalım. Jansızcı oldu mu olmadı mı? Bilmiyorum, hani diğerlerine nazaran daha çok hoşuma gitti. Biraz hani çocuk arabası gibi de olmuş olabilir. Spoiler ve jant konusunda fikir ayrılıkları yaşayabiliriz. Ama genel olarak araba, yani herkesin sevdiği bir araba. Dodge'umuz, Hellcat'imiz. Seviyorsunuzdur diye düşünüyorum veya seveceksinizdir diye. Sevin ulan, oktan para verdik. Hem sevin hem like atın. Şey, satın aldığım bir şeye güzel olduğunu arkadaşlarımı ikna etmeye çalışıyorum. Yavaş şuraya bir çıkalım. Sonumuzu da yapalım. Test ettik, yarış yaptık filan, daha ne yapalım yani. O kontraktörlerin devamında filan yaparız aynen konuştuğumuz gibi. Tamam, fazla yükseğe çıkamayacağız herhalde. Şu karşıda bitiririz olmadı. Şöyle bir yardır yani. Heh, tamamdır. Gayet güzel. Şuradan uçabilir miyiz lan? Hop! Olmadı, tamam. Evet efendim. Lan bekle bekle, şurada manzara daha güzel. Ben bu tepeye çıkamadım ama. Ne bileyim, şöyle mi bitirsek acaba? Tamam bekle dur, fotoğraf modunda bitiririz olmadı. Şu karşıdaki karlı dağları göstererek bitirmek istiyorum çünkü ama. Onu yapabil... Allah senin belanı vermesin. Daha ne oğlum? Tamam, fotoğraf modu on. Efendim yani bu açıdan da bu kadar çıkıyor bence, yapacak bir şey yok. Araba biraz daha düz konumda olsaydı daha güzel bir fotoğraf çıkartılabilirdi filan. Zaten kapak resminde güzel bir fotoğraf olacaktır diye düşünüyorum. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Güzel bir videoydu. Maddiyata girse de içerik olarak, tema olarak güzeldi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse de like fırlatırsanız sevinirim. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek dileğiyle yeni videolarımız gelince kadar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Her zaman dediğimiz gibi, Atman sizinle olsun.